Selam Levgisi 2023 Tayfa, ikinci videomuz Fiil de Çatı'yla sizlerleyiz. <laughs> Fiilde çatı da aynı fiilimsi gibi aslında çok kolay bir konu ama bazı öğrenciler ne hikmetse çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Bunun için hemen taktiğimizi yapıştırıyoruz aynı fiilimsilerdik gibi süper taktikle devam edeceğiz. Hemen bakalım neler yapmışız öznesine göre ve nesnesine göre diye ayırıyoruz arkadaşlar biz fiilde çatıları hemen önemli notlarımızı vereceğiz ve nasıl soruluru hep beraber bakacağız. Gelelim kavram haritasına. Bakalım nasılmış fiilde çatı arkadaşlar öznesine göre ve nesnesine göre ikiye ayrılıyor fiilde çatı özellikleri. Etken edilgen öznesine göre geçişli geçişsiz nesnesine göre ayıracağız. Peki ne demek bunlar? Şimdi yardırıyoruz böyle biz konu başlıklarını ama hocam ne demek olduğunu bilmiyoruz diyorsunuz. Hemen 5 saniyede size anlatacağım. Etken fiil eğer gerçek öznesi varsa işi yapan belli ise o etkendir. Eğer gerçek öznesi yok işi yapan belli değilse sözde öznesi varsa ve L ve N eklerini alıyorsa bu edilgen çatıldır. Bu kadar basit. Başına onu getirirsek anlamlı oluyorsa geçişli fiil. Başına onu getirdiğinde anlamsız oluyorsa geçişsiz fiil ve etdalına. Kavram haritası bu kadar basit arkadaşlar. Sadece pratik bilgiye ihtiyacınız var. Onu da şimdi alıyoruz. Gelelim öznesine göre fiil çatılarına. Neymiş birincisi etken çatılı fiilmiş. Etken çatılı fiilde işi yapan belli, gerçek öznesi var, gizli özne. Aynı zamanda gerçek özne kabul ediliyor. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bazıları diyor ki cümlenin içerisinde özne yok hocam diyor. O zaman bu etken değil diyor. Ya e? hiç oralara girmiyorsunuz. Gizli özneyle biz gerçek özne kabul edeceğiz neticede işi yapan biri var ve belli. Yüklemden sonra hemen özneyi bul. Evet arkadaşlar. Biz özneyi bulabilmek için ne sorusunu soruyoruz ya? Kim ve ne sorusunu soruyoruz? Aynısı nesneyi buldurmak için de var. Yani özne ile nesneyi cümle içerisinde karıştırmamanız için önce yüklemi, ondan sonra sonra özneyi buluyoruz. Bunu da cümlenin ögelerinde zaten detaylı olarak anlatacağız. Bakalım bana kulaklık aldı demiş. Kim aldı abi? O aldı. Hemen gizli öznemizi yapıştırdık. O zaman ne olmuş oldu bu arkadaş? Etken çatılı fiil olmuş oldu. Yani işi yapan belli. Bu etken. Bahadır Hoca'nın 2023 LGS videolarını izledim. Aferin çok güzel bir iş yaptın. İzledim kim? Ben abi. Bu da gizli özne. Geçmiş olsun. Bir anda ileri doğru atladı. Kim atladı abi? O atladı. Bak yine gizli özne. İşi yapan belli arkadaşlar. Hep etken. Çocuklar tüm okulu süsledi. Süsleyen kim? Çocuklar. Bak özne cümlenin içerisinde özne de kullanılmış. Gizli özneye bolca dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Etken çatılı fiillerde. Hadi bakalım şimdi ne varmış? Sırada. Şimdi edilgen çatılı fiile bakalım arkadaşlar. İşi yapan belliydi etkende. Bunda işi yapan belli değildir. Diyeceksin ki hocam işi yapan nasıl belli değil? Bir cümlenin nasıl öznesi olmaz? Olmaz. L ve N eklerini alıyorlar. Ondan sonra tarafından yapılma anlamı katılıyor. Bunların normal öznesi yok. Sözde öznesi var. Sanki oradaki nesne işi kendiliğinden yapıyormuş hissi var. Okey? Biz ona sözde özne diyeceğiz. Gelelim. Çamaşırlar yıkandı. Abi bu çamaşırları yıkayan belli mi? Kim yıkadı bu çamaşırları? Bilmiyoruz. Sanki çamaşırlar kendiliğinden yıkanmış gibi oluyor. İşte biz buna sözde özne diyoruz. Duvarlar boyandı. Bak LN ekine dikkat ediyorsun burada. Bu duvarlar kim boyadı? Bilmiyorum. Duvarlar sanki kendiliğinden boyanmış gibi mi? Evet. O zaman hemen yapıştır. Sözde öznemiz burada demek. Okey. Bak mesela tüm okula bayraklar asıldı. Kim astı bu okula bayrakları? Bilmiyoruz. Sanki bayraklar kendiliğinden asılmış gibi oluyor. Sözde öznemiz burada. Yani edilgen çatılı fiil olmuş oluyor. Eşyalar görevliye bırakıldı. Kim bıraktı abi eşyaları? Eşyaları görevliye bıraktı dese etken olacak. Kimin bıraktığı belli olmuş olacak. Ancak eşyalar görevliye bırakıldı dediği zaman yani L ve N ekini aldığı zaman işin kim tarafından yapıldığı belli değil okey. LGS için ikinci dönem videoları çekiliyor. Kim çekiyor abi bu videoları? Bahadır Hoca çekiyor ama Bahadır Hoca cümlenin içerisinde özne olarak kullanılmamış. Dikkat ediyorsunuz. Böyle devam ediyoruz. Beynim yandı kısmına hoş geldiniz arkadaşlar. Burada mümkün olduğunca sınavda çıkabilecek ve beyninizi yakan örneklere yer verdik. Bakalım beyin yakan örnekler neymiş? PDF'ler Bahadır Hoca tarafından hazırlandı. Hayda. Yalan! Yalan söylüyorsun! Şimdi hazırlandı da LN var. Okey. E hazırlayan kim? Sanki burada Bahadır Hoca tarafından demiş. O zaman bu özne. Olmaz. Yanlış. Bir yerde tarafından gördüğünüz zaman arkadaşlar orada hemen edilgen çatılı fiil vardır diyeceksiniz. Yani işi yapan belli değildir. Tarafından anlamı varsa, tarafından kelimesi cümlenin içerisinde de geçiyorsa orada edilgen çatılı fiil vardır arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. E peki hocam burada tamam hadi pdf'ler sözde öznemiz olmuş olsun. Sanki kendi yapmış gibi diye düşünelim. E burada Bahadır Hoca tarafından ne? Arkadaşlar Bahadır Hoca tarafından yani tarafından kelimesinin alındığı yer örtülü nedir arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş. Olalım biz buna örtülü özne diyoruz. Türkçemizde çok sık çıkmasa bile karşılaşabilirsiniz. Karşılaştığınızda sıkıntı yaşamayın. E, kitaplar öğretmen tarafından denendi demiş. E, denendi yine yüklemimiz olacak. E, tarafından geldiği için bu yine edilgen çatılı olmuş olacak. E ne oldu? Edilgen çatılı olmuş oldu. E öğretmen burada örtülü öznem. O zaman kitaplarda burada sözde özne olmuş olacak. Yine aynı şekilde yakalandı, yüklem. Yine edilgen olmuş olacak. Yine polis tarafından yine tarafından olduğu için Edilgen'i kabul ettik. E burası örtülü özne olmuş olacak polis. Hırsızlar da sözde öznem olmuş olacak. Tekrar etmekte fayda var. Ne yapıyoruz arkadaşlar peki? Hemen etken yapmaya çalışıyoruz. Mesela sıkıntı yaşadınız. Bütün bunları ayıramadınız. Lan Bahadır Hoca var burada sanki özne gibi geldi diyorsun. Hemen gel burada bunu nasıl etken yapabiliriz? PDF'ler Bahadır Hoca tarafından hazırlandı demek yerine. Bahadır Hoca PDF'leri hazırladı dersen bak hem LN2 yok. Hem de aynı şekilde işi yapan Belli olmuş Bahadır Hoca. Öğretmen, kitaplar öğretmen tarafından denendi demiş. E biz bunu nasıl etken yapacağız? Öğretmen kitapları denedi. Polis hırsızları yakaladı. Dikkat et LN eklerini çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Biz edilgen çatılı fiillerde. Siz de bu formülle yaparsanız kafanız çok rahat eder arkadaşlar. Şimdi tabii ki bazı notlarımız olacak arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de dönüşlü fiil. Dönüşlü fiilde ne oluyor? İşten etkileniyor. İşi yapan belli işten aynı zamanda etkileniyor ve ln eklerini alıyor arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz bu kafanız biraz karıştırabilir. İşi yapan bellidir, gerçek öznesi vardır. İşi yapan aynı zamanda işten etkilenmeli. Bu ayırt edici noktamız ve ln eklerini alması etken fiilden ayırt edici noktamız olacak arkadaşlar. Bakalım. Bahadır dışarı çıkmak için hazırlandı. Hazırlandı. Yüklemimiz e, ln ekimiz var ama hazırlanan kim burada? Hop, Bahadır. Okay. Hem gerçek öznemiz var hem işi yapan aynı zamanda işten etkileniyor. Şimdi Bahadır hazırlanırsa bu eylemden etkilenmiş oluyor aynı zamanda. Bir anda ileri doğru atıldı. İleri doğru atılan kim? O. Bu işi yapan, gerçekleştiren birisi var. Gizli öznesi var. Bu işi yapan adam aynı zamanda bu işten etkileniyorsa biz buna dönüşlü fiil diyoruz. Halı saha için kıyafetlerini giyindi. Bak giyinmek eylemini yapan kim? O. Bu işler aynı zamanda etkilenir mi? Etkilenir. LN ekini de almış. Yani şöyle kodlayabilirsiniz kafanıza. LN ekini almışsa, işi yapan belliyse, işi yapan aynı zamanda işten etkileniyorsa o zaman dönüşlü fiildir diyeceğiz. Netleri düşük gelince dövündü. Bak dövünme eylemini yapan kişi var belli. Okey. LN ekini almış, işi yapan aynı zamanda işten etkileniyorsa buna dönüşlü fiil diyeceğiz. Hemen devam edelim. Bu kaynaklarınızda olmayabilir arkadaşlar. Bunlar not olarak da veriliyor. Bazı yerlerde ama sorularda karşınıza çıkabilir. Muhakkak soru bankalarında karşınıza çıkacaktır. Gelelim en kolaylarından bir tanesine işteş fiile. Buna da işten etkilenir demiş. Bunu silelim güle güle yanlış yazılmış. İşi yapan belliymiş. Güzel. Ş şey sesine dikkat ediyoruz. İşi tek başına yapamaz işi yapan birlikte veya karşılıklı yapılması gerekiyor. Mesela tokalaşmak, dövüşmek savaşmak, selamlaşmak. Bak bütün bu işleri ya birlikte ya da karşılıklı yapma anlamımız var. Sorularda da bu bu şekilde gelebiliyor. Aşağıdakilerden hangisinde, aşağıdaki fiillerden hangisinde işi birlikte yapma anlamı vardır. İşi karşılıklı yapma anlamı vardır diyor. Ama işteş fiil diye bize tonlatmıyor. Ama bunun ne olduğunu anlatmazsak eğer ki sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da böyle geçmiş olduk. Şimdi ne diyoruz? Nesnesine göre fiillere geçtik. Nesnesine göre fiiller de birazcık daha kolay olacak bizim için. Neden? Çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir kodlamamız var. Başına onu getirdiğimiz zaman işin içerisinden çıkabiliyoruz. Ama ÖSYM farklı sorabilir, MEF farklı sorabilir. Geldik. Nesne alabilir demişiz. Okey. Geçişli fiiller. Nesne alabiliyorlar. Dolayısıyla neyi, kimi, ne sorularına yanıt veriyorlar. Çünkü nesnenin soruları neyi, kimi, neydi. Okey onu getirildiğinde anlamlı oluyor. Bunu hemen uygulayabilirsiniz. Topladı yüklemimiz mesela fiilimizi aldık. Onu topladı geçmiş olsun uydu mu? Uydu. Geçişli fiil. Yine aynı şekilde dersin PDF'lerini açıklama bölümünden indirdi. İndirdi. Onu indirdi oluyor. Onu öğrendi oluyor. Bu şekilde kodlayarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir soru kalıbımız var. Bu soru kalıbına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Soru bankalarında da karşınıza çıkar. Sınavda da karşınıza çıkabilir. Öyle kolaylıkla yırttım yapamıyoruz biliyorsunuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne almadığı halde geçişlidir? Yani başına onu getiriyoruz ama cümlenin içerisinde bir nesne yok. Onu getirildiğinde anlamlı oluyor. Cümlenin içerisinde bir nesne yok. Hadi hep beraber cümlenin ögeleriyle karışık olan bu soruyu çözelim. Bayrakları en tepeye astı. Şimdi onu astı oluyor. Okey bu geçişli. Ama burada bayrakları var cümlenin içerisinde nesne var. O zaman bunu eliyorum. Çünkü cümlenin içerisinde nesne almadığı halde geçişlidir diye sormuş. Marketten iki ekmek aldı. E, aldı yüklemi. E, Okey onu aldı oluyor zaten geçişli. E, nereden? iki ekmek almış burada hemen. Nesnemiz de var. O zaman bu da gitti. Cümlenin içerisinde nesne var. Yolcular durakta bekliyor demiş. E, onu bekliyor. Oldu cümle geçişli ya yüklemim geçişli. Okey, bunu aldım. Ama yolcular durakta neyi bekliyor? Bak gördün mü? Cümlenin içerisinde bir nesne yok. Nesne almadığı halde geçişlidir gibi garip gريب sorular sorabilir. Buna dikkatli oluyorsunuz hemen başına. Onu getirdim. Bu bir geçişli tespit ettim. Cümlenin içerisinde nesne var mı? Yok. Yolcular durakta otobüsü bekliyor falan diyebilir. O yüzden biz fiilde çatında özellikleri verirken geçişli fiilde nesne alabilen fiillerdir diyoruz. Nesne alan fiillerdir diye bir tanım yapmıyoruz. Çünkü burada nesne almadığı halde geçişli. Okey? Böyle sorular gelebilir arkadaşlar. Hemen diğer şıkkada bakalım. İzledi, onu izledi oluyor. O zaman bunun geçişli olduğunu tespit ettim. Videonun tamamını o zaman nesnesi de var cümlenin içerisinde. Bu da cevabım olmayacak. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olmuş olacak. Böyle sorulara dikkat edin arkadaşlar. Karşınıza gelebilir. Ben önceden sizi uyardım. Hadi gelelim geçişsiz fiiller. Bu da tam tersi olacak. Onu getirildiğinde anlamsız olacak. Nesne alamıyorlar. Neyi kimi ne sorularına yanıt veremiyorlar onu getirildiğinde anlamlı olmuyorlar. Mantıklı olarak geçişlinin tam tersi olmuş olacak. Bugün erkenden uyudu. Onu uyudu oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla bu cümle mantıklı olarak bir nesne alamaz. Kar yağdı. Onu yağdı. Şimdi ne yağdı oluyor ama yağma eylemini gerçekleştiren kar olduğu için bu özne olmuş oluyor arkadaşlar. Nesne olmuş olmuyor. Cümlenin ögeleri kısmında buna da detaylı olarak değineceğiz. Onu yağdı olmaz. Tren bir anda durdu. Duran ne? Tren okey ama bu öznemiz olmuş oldu. Nesne kullanılmadığı için geçişsiz fiil olmuş oldu. Kartallar hep en yükseğe uçar. Uçar yüklemi onu uçar olmuyor. O zaman bu geçişsiz fiil olmuş olacak. Başına onu getirildiği zaman anlamsız oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim geçişli yapmak kısmına. Şimdi 3 tane ekimiz var arkadaşlar. Dır, t, re. Bu eklerden bir tanesini bir geçişsiz fiile getirirsen onu geçişli yapabilirsin. Hemen bakalım. 4 TR ekleriyle geçişli yapılabilir. Mesela onu ölmek olmuyor değil mi? Ölmek. Onu öl olmuyor. Dolayısıyla bu geçişsiz bir fiil. Ama öldür dersen 4 TR'den birini getirirsen hop, onu geçişli yaparım. Dolayısıyla buna onu getirdiğimde anlamsız. Buna onu getirdiğimde anlamlı olacağı için... Geçişsiz bir fiili geçişli yapmak için dır tr eklerini kullanıyorum. Burada biz dönüşlü fiiller diyoruz. Bakalım bir anda uyudu. E uyudu onu uyudu olmuyor değil mi? Onu uyudu olmadı. Ama uyuttu dır tr'den birini getirirsem onu uyuttu Olmuş olacak. Yani ben geçişli yapmış olacağım. Böyle de sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisinde kökü geçişsiz olduğu halde geçişli yapılmıştır. Ek getirerek geçişli yapılmıştır diye karşınıza soru gelebilir. Sıkıntı yaşamıyorsunuz. Benden söylemesi. Şimdi sıra sizde kısmına geldik arkadaşlar. Burada yazılan örneklerin her birinin Çatı özelliklerini arıyorsunuz. Etken mi, edilgen mi öznesine göre, nesnesine göre, geçişli mi, geçişsiz mi? Onu gelince anlamlı oluyor mu, olmuyor mu? Tarafından var mı, yok mu? Bunların hepsini tek tek araştırıp bana yorumlarda belirtiyorsunuz arkadaşlar. Kampımızın ikinci videosu da böyleydi. Ödevinizi veriyorum arkadaşlar. 200 soru en az pekiştirmek için fiilde çatı konusundan çözeceksiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı özellikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.